Omlet sevdiğine emin misiniz? Çocukken nefret ederdi çünkü. Demek ki artık seviyormuş. Of. Hapisteydik biz bir gün. Sonra oradan kaçtık. Ama bildiğin hapissiz yani. Çünkü Ferit amcanın bir tane vazosu vardı. Antika falan gibi bir şeydi. Onu kırdık. Aslında ben kırdım ama İlhan suçu üstüne aldı. Ama benim babam çok akıllı bir adam olduğu için anladı hemen tabii benim kırdığımı. Bana da ceza kesti. Villalar yan yana zaten. Bütün gün havuza gir çık gir çık biz çok sıkıldık. Ben de dedim ki madem cezayı yedik o zaman tam kanunsuzdu. Tuttum onu kolundan senin güvenliğini görünmeden kaçtık biz dışarıya bununla. Dışarıda iki tane villa çocuğu el ele böyle duruyoruz. Dışarısı bambaşka bir dünya. Ya bir takım insanlar var böyle bir yerde bekliyorlar böyle. Yani bir arada bekliyorlar çok tuhaf geliyor bize. Sonra bir tane otobüs geldi. Bunların hepsi otobüse bindiler. Böyle gider bize vay. Demek böyle otobüsler var ve insanlar içine biniyorlar ve istedikleri her yere gidiyorlar. Hem de bedava. Tabii biz o zaman öyle düşünüyoruz. Ondan sonra dedim ki gidelim mi? Gidelim. Biz böyle oraya gittik. Bir tane simitçi var. Dedik ki gelir mi yine otobüs? Dedi ki gelir. Tamam biz başladık beklemeye ama o kadar açız ki çocuğuz. Bütün gün koşturmuşuz. Havuza falan girmişiz böyle. O simitlere böyle aç köpek yavruları gibi bakıyoruz. Böyle bakıyoruz. Böyle simitçi böyle baktı. Böyle kafayı çevirdi. Biz de hala böyle bakıyoruz. Sonra bir daha baktı. Bir daha çevirdi. Sonra dayanamadı yazık. Bize böyle birer tane simit verdi. İşte İlhan arkadaşlar. O simidi böyle nasıl yedi biliyor musunuz? Sanki simit yemiyor da böyle dişleriyle bütün bir tavuğu parçalıyor böyle. O kadar tatlı ki. Hadi ya. Aa. Sanki sen çok nazik yedin. Tabii ki nazik yedim. Ben böyle lokma lokma yedim. Bir kere ben Vahide Hanım'ın kızıyım hayatım. Hadi oradan. Annen nasıl yediğini görseydi evlatlıktan reddederdi. Evet benim de hatun kararım. Ben... İlla benimle inatlaşacaksın değil mi? Herhalde yani. Dikkat et sıcak sana da vereceğim. Anne nasıl, iyi mi? Annem... rahmetli. Bilmiyordum. Başın sağ olsun. Sağ ol. Anne de yok, baba da. Kaldık mı öyle bir başımıza İlhan'ım? Ben çocukları anneme atar tatile giderim diyordum. Ama gördüğün gibi işte ne anne var ne de çocuk. Kadir Bey geldi efendim. Tamam geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Camideymiş. Ben de oradaydım birkaç saat önce. Yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Ne oldu sonra peki? Bulamadım henüz. Güvenlik kamerasından izledim. Aklı yerinde değil belli. Yani bir tane market arabası var. Onunla dolaşıyor devamlı. Ben ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Benim aklıma bir şey geldi ama benim gücüm yetmez. Böyle bir yer olsa diyorum. Bedava yiyecek dağıtıldı. Atıyorum belki kalacak yer. Banyo. Belki bedava tedavi. Hani ne bileyim belki duyar. Tabii bunu yaymak lazım. Saçı sakalı birbirine karışmış zaten. Çok tanınır halde değil ama bilmiyorum aklıma bu geldi benim. Çok güzel haber. Yaşıyor. Tamam halledeceğim. Eyvallah. Bulacağız onu merak etme. Selam. Hoş geldiniz. Begüm.
Benim çocukluk arkadaşım gerçekten insan olan yani. Robotları saymıyor yani. Kadir, kayınbiraderim. Müşran varmış. Aa, memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben de. Tamam o zaman. Sen bana haber verirsin. Elbette. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldiğimden beri ilk defa gözlerim parlıyor. Ne oluyor? Umut. Çok güzel bir şey. Evet. Umut çok güzel bir şey. Ama senin umuttan fazlasına ihtiyacım var bence. İlhan, ben senin dostunun acı söyleyeceğim. Yerlerdesin. Ben senin neye ihtiyacın olduğunun farkındayım. Sen farkında mısın? Yok ya, şimdi değil. Hayır, şimdi olmaz. Hayır. Şimdi olmaz. Ne zaman olur? Var mı hakkında bir zaman? Hı? İlhan, zaten kaybetmişsin. Daha ne kadar kaybedebilirsin ki? Doğru söylüyorsun aslında. Evet, doğru söylüyorum. Hadi git bir daha yenil. Hatta bu sefer daha afili yenil. Hı?